Hepinize merhaba, ben Sümeyra Yıldırım. Bu videomuzda Scratch 3'te balon patlatma oyunu yapacağız. Uygulamayı indirmemiş olanlar online editörde de aynısını yapabilirler. Scratch programı açıldığında sahnede varsayılan olarak hep kedi kuklası çıkar karşımıza. Sağ üst köşesindeki çarpı işaretine basarak kuklamızı siliyoruz. İsterseniz arka planı boş bırakın, isterseniz bir dekor seçin, her şey tamamen sizin görsel tasarımınıza kalıyor. Ben balon patlatma oyunu için iki kukla ekleyeceğim. Birincisi balon, ikincisi ise Abi kuklası. Abi kuklamız en son oyunumuz bittiğinde kaç puan aldıysak bize onu söyleyecek. Kuklalarımızı seçelim. Balon. Bir de Abi. Ama Abi kuklasıyla işimiz oyunun bitişinde olduğu için ilk başlarda tamamen gizli kalması gerekiyor. Yeşil bayrağı tıklandığında gizlenmesini sağlayalım. Oyun bitti haberi geldiğinde ise göster diyeceğiz. Onları en son ekleyeceğiz. Şimdi balon kuklamızın kodlarına gelelim. Balonun ikizlerini oluşturacağımız için ilk eklediğimiz balon gizlensin istiyoruz. Gizlenmezse diğerleri uçarken o buralarda kalır. O yüzden gizlenmesini istiyoruz. Yeşil bayrağı tıklandığında gizlensin diyoruz. Sonra ikizler oluşturup aşağıdan yukarı gitmesi için sürekli tekrarlayı kullanacağız. Sürekli tekrarla ve hangi koordinatlardan başlamasını istiyoruz? Yatay olarak x koordinatı, dikey olarak y koordinatını kullandığımız için x'i eksi 200 ve artı 200 arasında alıyoruz. Yatay olarak her yerden çıkabilsin diye. Y'li dikey olarak baktığımız için en alttan başlasın diye onu da eksi 200 vereceğim. Şimdi hareketler bloğundan yerlerimizi ekleyelim. Y eksi 200, 230 fark etmez. O isteğinize kalmış. X için ise eksi 200 ve artı 200 arasında rastgele konumlar belirlemek istiyorum. Operatörlerden rastgele sayı seç komutunu aldım. Burayı eksi 200, burayı da 200 yaptım. Ardından hemen ikizini oluştursun. Kendimin ikizini yarat diyorum kontrol bloğunda. Aynı anda kaç tane çıkmasını istiyorsanız o kadar ikiz oluşturabilirsiniz. Ben 2 tane oluşturacağım ve ikisi arasına da 0.5 saniyelik bir bekleme koyacağım. Diğer ikizimi de koyuyorum. Onun ardından da yine bekleme süresi eklemeliyim. İkiz oluşturma işlemimiz bitti. Şimdi o ikizler çalıştığında ne olacak? Nasıl hareket edecek? O kodları oluşturmamız gerekiyor. İkiz olarak başladığında kontrol bloğunda ikiz olarak başladığındayı alıyorum. Biz yeşil bayrağı tıklandığında gizlensin demiştik. Ana karakter gizlenecek ama ikiz olarak başladığında gösterilecek. O yüzden görünümden gösteri almam gerekiyor. Gösteri koydum. Her ikiz çıkarken farklı renkte çıksın istiyorum. O yüzden 1 ile 500 arasında farklı renk tonlarını alabilsin. Bunun için de yine görünümden renk etkisini değiştir komutunu alıyorum. Burada 25 diyor. İstediğiniz değeri verebilirsiniz. Ama ben rastgele seçsin diye operatörlerden yine rastgele sayı seç komutunu alıyorum. 1 ile 500 arasında rastgele bir sayı seçsin ve o sayıya karşılık gelen rengi
uygulasın. Balon kuklamıza verdiğimiz koordinatları ikizlerimiz için de uygulamak istiyoruz. O yüzden şuradaki komutu hemen kopyalayıp şuraya koydum. Şu ikizleri atıyorum. Şimdi balonumuz yukarı doğru çıkacak. Şuraya geldiğinde biz bu balonu patlatamamışsak balonumuz gizlensin. Ama buraya gelene kadar da ne yapsın? 5-5 ilerlesin. 5 adım 5 adım yukarı doğru ilerlesin. 10 adım olarak yapabilirsiniz. 3 adım olarak yapabilirsiniz. Bu tamamen hangi hızlı istediğinize bağlı. Burada Y konumuyla işimiz var. Hemen hareketten Y konumunu alıyorum. Y konumunu 5 değiştir diyeceğim. Ayrıca Ctrl-D olana kadar tekrarla. Burada Y konumu 200'ü geçene kadar tekrarlayacak. 200'ü geçince gizlenecek. Operatörlerden karşılaştırma olarak büyük türü aldım. Hemen Y konumunu sürüklüyorum. Y konum 200'den büyük olana kadar ne yapsın? Konumu 5-5 değiştirsin. Eğer 200'ü geçtiyse daha Y konumunu değiştirmeyeceği için balonumuz gizlensin. Şimdi balonumuzun ikizlerini oluşturduk. İkiz olarak başlayacak balonların nereden başlayacağını, nereye kadar ilerleyeceğini ve ne zaman gizleneceğini ayarlamış olduk. Balonu patlatmak amacıyla iğne tarzı kuklalar kullanmayacağım. Direkt mouse'la üzerine tıkladığımızda balon patlasın istiyorum. O yüzden bu kukla tıklandığında diyorum balon patlayacak ve biz puan toplamış olacağız. Olaylardan bu kukla tıklandığında. Ayrıca pop sesini başlatalım. Efekt katmış olalım. Seslerden pop sesini başlat. Puan değişkenimizi oluşturmamız gerekiyor ki puanları toplayabilelim. Her balona tıkladığımızda puanımız bir değişsin. Buradan puanı seçiyorum. Ve tıkladıktan sonra ikizimiz silinsin. Kontrolden bu ikizi sil diyorum. Burası için son bir komut bloğumuz kaldı. O da süreyi ve puanları ayarlama işi. Şimdi puanımızın da nasıl toplanacağını ayarladıktan sonra süremizi ayarlayalım. Yine olaylardan yeşil bayrağı tıklandığında diyelim. Her oyuna başladığımızda puanımız 0 olmalı. Puanı 0 yap. Ve süre değişkeni oluşturuyorum. Süremiz de 30'dan 0'a doğru geri saysın. O yüzden süremiz de 30 olarak başlamalı. Sürekli tekrarla diyorum. Ama süremiz 0 olana kadar tekrarlayacak. O yüzden bir de eğer bloğu kullanmam gerekiyor. Operatörlerden eşitlik alıyorum. Değişkenlerden süre değişkenimi aldım. 0 olana kadar 1-1 geri doğru gidecek. Ama 0 olduğunda oyun bitti haberini salacak. Yeni haber. Oyun bitti. Eğer süre 0 olduysa oyunumuz biteceği için oyun bitti haberini salacağız. Eğer 0 olmadıysa 1-1 geriye doğru gitmeye devam edeceğiz. 9, 8, 7 şeklinde ilerleyebilsin diye aralara 1 saniye bekleme koyacağız. Beklemeleri de yine kontrolden koyuyoruz. 1 saniye bekle. Sonra süreyi -1 azalt. Eğer yukarı doğru çıkacak olsaydık 1 artır şeklinde, 1 değiştir şeklinde yapardık ama geriye doğru azaltacağımız için -1 olarak değiştir diyoruz. Süre değişkenimi -1 değiştir. Ayrıca oyun bitti haberinden sonra balonların uçmaya devam etmesini önlemek için de tümünü durdur komutunu ekliyorum. Şimdi bir çalıştıralım bakalım neler olmuş görelim.
Süremiz bittikten sonra balonlar duruyor ve bundan sonra abi karakterim ekrana gelsin, dekorum da değişsin, balonlar olan bir parti dekorum gelsin. Abi burada bizim aldığımız puanı söylesin. O yüzden abiye geldim. Yeşil bayrağı tıklandığında gizleniyordu ama oyun bitti haberi geldiğinde sahnemizde belirecek. Oyun bitti haberini aldığında görünümden göster komutunu ekliyorum. Ama sahnenin tam orta yerinde olsun diye 0'a 0 da ekleyebilirim. Aslında dekoru oluşturduktan sonra dekora göre de bir koordinat ayarlaması yapabiliriz. Şimdilik 0'a 0 yapıyorum. Sıfıra sıfır yaptım. Görünümden şöyle puanımızı yazdırabileceğimiz merhaba de komutunu aldım. Operatörlerden elma ve muzu birleştir alıyorum. Elmanın yerine tebrikler puanın diyorum. Boşluk bırakıp eşittir koyuyorum. Çok böyle sıkışık arka arkaya çıkmasın. Eşittirli puan. Muzun yerine de değişkenlerden puan değişkenimizi koyuyoruz. Abinin kodları da tamamdır. Dekoruma geliyorum. Yeşil bayrağı tıklandığında dekor 1 olsun. Oyun bitti haberi geldiğinde parti dekoruna geçsin istiyorum. Olaylardan yeşil bayrağı tıklandığındayı aldım. Oyun bitti haberini aldığındayı da alıyorum. Tıklandığında görünümden dekor 1 dekoruna geç. Sonra oyun bitti haberini aldığında ise buradan bir dekor ekliyorum. Parti dekoru vardı. Balonların olduğu. Evet. Parti dekoruna geçsin oyun bitti haberini aldığında. Bakalım abi karakterimiz tam olarak sahnenin neresinde belirecek. Evet, konum olarak iyi ama tam mor çizginin üzerine denk gelsin derseniz bakalım x 0 y eksi 8 olacak şekilde y'yi eksi 8 olarak değiştirelim. Tam bu konuma denk gelsin. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Esen kalın, hoşça kalın, sağlıklı günler.